Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sizlerle ChatGPT 4 destekli arama motorunu inceleyeceğiz. Öncelikle ChatGPT 4'ü biliyorsunuz şu an en popüler yapay zeka aracı ve ChatGPT 4 çıktığından beri maalesef ücretli ve aylık 20 dolardı sanırım, 20 dolar karşılığında kullanabiliyoruz. Ve bu bizi çok zorluyor. O yüzden ben de size bugün ChatGPT 4 destekli bir arama motoru buldum. Bu arama motoruyla ChatGPT 4'ün sağladığı her şeye sahip olabilirsiniz. Peki buna nasıl ulaşacağız? Videoya geçmeden önce eğer abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Öncelikle futurepedia.io'ya giriyorum. Daha sonrasında aşağıya iniyorum ve burada GoGBT diye bir sayfamız var. Buraya tıklıyorum. Bunun linkini size direkt olarak gösterebilirim. Tamamen Türkçe dil destekli. Gördüğünüz gibi burada her şey Türkçe yazıyor. ChatGPT Go'nun özelliklerini yazmışlar. Aynı anda arama sonuçları ve ChatGPT. Yanlış duymuyorsunuz. GPT Go, Google arama, bu GG, Google arama ve ChatGPT'nin bir aramada birleşimi. Yani siz arama yaptığınızda hem Google'da çıkan sonuçları bu görüyorsunuz, hem de ChatGPT'nin vereceği sonuçları görüyorsunuz. Ücretsiz ve yüksek hız. Tamamen ücretsiz olduğunu söylüyor. ChatGPT Premium'u tamamen ücretsiz ve yüksek hızda kullanabileceğimizi söylüyor. Çalışma performansınızı artırdığını söylüyor. GG arama sonuçlarında ChatGPT yardımıyla aradığınız bilgiye ulaşmak daha kolay ve hızlı hale geliyor. Gerçek zamanlı, ön bellek yok, captcha yok, tam konum. Arama sonucunuz gerçek zamanlı olarak arıyor diyor. Aramasının evrimi, nasıl kullanıldığını yazıyor. Sıkça sorulan sorular var. Nasıl kullanacağız? Tamamen Google'ı nasıl kullanıyorsak aynı şekilde. Bir de İngilizce arama da yapabilirsiniz. Örneğin ben diyorum ki ChatGPT 4 aramaya geçtim. ChatGPT 4 öncelikle Google'da ne aramalar varsa burada gözüküyor. Ve sağ tarafta bakın ChatGPT 4 seçeneği geliyor. Burada ama diyor ki hani kusura bakmayın ben anlamadım ChatGPT 4 ile ne söylemek istiyorsunuz? ChatGPT'ye de ChatGPT 4 yazsanız size hiçbir şey diyemez. Nasıl kullanılır diye aratıyorum. Bu sefer nasıl kullanıldığına dair ChatGPT 4'ün de verilerine dayanarak bana burada yazacak. Bakın tamamen İngilizce. ChatGPT, GoGPT'nin özelliği adımları takip edebilirsiniz diyor. Diyelim ki sosyal medya nedir diyorum. 10 saniye içerisinde bana ChatGPT'deki verileri de burada sunuyor. Buradan istersen farklı diller de seçebilirim. Ben İngilizce istiyorum. Burada 10 saniye içerisinde bana İngilizce sonuç verecek. Bakın Türkçe bir terim diyor. İngilizce'de sosyal medya olarak çevriliyor diyor. Bunu isterseniz indirebilirsiniz. JPEG olarak gözüküyor. İsterseniz kopyalayıp başka bir yerde kullanabilirsiniz. Buradaki aramalarda ChatGPT 4'ün kullandığı kaynakçalar diyebiliriz. Bu şekilde kullanımı basit ve bence çok yararlı. Daha detaylı aramalar için kesinlikle bunu kullanabilirsiniz. Ödevler için, araştırmalar için, merak ettiğiniz sorular için. Umarım sizler için bu faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.